Şimdi e, siz bu MRTP serisi ne zaman çıkardınız, niye çıkardınız, ee, neydi buradaki gaye şimdi, ve nasıl aklınıza geldi? Burada nasıl aklımıza geldi? Tabii e, Moteli Projesi'nden sonra bir süre durduk. Durduktan sonra e, Sahil Güvenlik Komutanlığı yeni bir seri tekne için bir takım araştırmalar yapıyordu. E, ve Aydın Celal o zaman Sahil Güvenlik Komutanı'ydı. Ben de bir yerden tanıyor dedi bana lütfen dedi böyle bir interceptor konsepti rendering'ini yapabilir misiniz dedi. Ne demek interceptor konsepti? Yani bir bir şekilde ani müdahale botu. Yüksek hızlı 15 16 metrelik bir bot. Bununla ilgili Kaan ve arkadaşları iki gecede gayet güzel bir Kaan e, oğlumuz. rendering yaptılar. Kaan kaybettiğim oğlum Ufuk Ulaş e, bunu yaptılar. Biz de Ankara'ya götürdük, verdik. 1995 yılının Kasım ayıydı. Ondan sonra işler biraz yürüdü. 1996 Ocak ayında Kağan'ı kaybettik. Tabii ben her şeyi kapattım, durdum. Sonra sahil güvenliğin bu proje için ihaleye çıkacağını öğrendim. Bir gün Şakir geldi, Erat Noyan çiziyor işte bunları. Kapıyı bir tekmede açtı, yürü dedi. E ne olacak? Yapacaksınız bu işi de yapacağız dedi. Başka çare yok, dönemeyiz buradan dedi. Ve ilk MNTP 15'in planlarını yaptık. Karşımızda Fransız Devlet Şirketi, İngiliz Devlet Şirketi, İtalyan Devlet Şirketi ve bir tek biz vardık. İnsanlar bizimle dalga geçtiler. Ne oluyor ne bitiyor diye. Ama sonunda e, savunma sanayi müsteşarlığı inandı. Ve bu Kaan 15'lere bir şekilde üretim hakkı tanıdı. Projemiz öyle başladı. İlk Kaan 15. Evet Meretepe 15. Kan e, Kaan 15 adını verdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı. Kaan'ı kaybetmiştik çünkü. Ocak 1996'da. Sonra o proje 18 tekneye çıktı. Tabii biz hep yenisini, yenisini, yenisini düşünüyorduk. Ee, ve yenileri deyince işte 20 ortaya çıktı. Ee, 20'nin nasıl olması gerektiğini e, savunma sanayiyle ortak konuştuk. Onlar bize bir miktar destek verdiler. Yalçın Burçak çok akıllı bir adamdı. Hiç kimseye yakınlığı yoktu ama bu projeyi sevdi. Uzaktan bize ciddi bir destek verdi. Sonradan anlıyoruz destek verdiğini. Yavaş 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 bunlar ortaya çıkmaya başladı. Şakir Adası'a da bana yapma oğlum bak uçuyorsunuz yapmayın etmeyin filan derken o da hadi daha hızlı gidelim'e döndü. E böyle biz iki deli bir yerde bir şeyler yapmaya çalıştık. Şu anda dünyanın ...dokuz ülkesinde 176 tane öncülük MRTP hücum botu var. Bu eşsiz bir başarı. Ee, ve bizim güzel bir <laughs> röportajımızda diyoruz ki yabancı rakipli şirketlerin rakiplerimizin mühendislik bürolarında Mars'tan gelmiş küçük yeşil adamlar yoksa zaten biz onlarla rekabet edip onları geçmeye kararlıyız. ve Şu anda da 19'nun e, ekibi bunların hepsinin ötesinde bir performans sağlamış durumda. E, evet, e, Fabrizi denen arkadaşı da perişan ettik Oman'daki bir ihalede. <laughs> Hala tekneyi oluşturamadı. Bu sene neler var şimdi? Meretepe 16 var. Meretepe, Meretepe 20... 15 var. 15 hale çıkıyor mu? 15 çıkmıyor. Yani. 15'ten 25 tane üretildi. Bitti. Pakistan'da var, şu var. Ondan sonra hemen Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın desteğiyle 20'ler geldi. <laughs> 20 çok başarılı bir tekne esasında. Sonra burada, evet bu bir 20. 20. <laughs> bu bir Meretepe 20. Mısır'ın Meretepe 20'leri. ...55 nat gidiyor. 20 metre ve 55 nat hızı yapıyor. 22,5 metre ve 55 nat gidiyor. <laughs> Üzerinde bir... E, Aselsan üretimi stabilize talet var. Çok müthiş bir denizciliği var. Benim en sevdiğim teknelerden bir tanesi. E, daha sonra... E, ...bir başka ülke için bunun... ...2000 beygirleri ile olanını yaptık. Bu kaç beygir? Bunda iki tane 1650 beygir var. 2000 beygir olanlar 63 nat yapabiliyorlar. Bu <laughs> hakikaten çok tehlikeli bir alet. Müthiş bir denizciliği var burada gördüğünüz gibi. İşte, şu anda Mısır bayrağı taşıyor. Bu MRTP 24 galiba. Bu bir Meretepe 24. <laughs> Bu bir özel harekat botu. Özel harekatlar için yapıldı. Yine bunda bir uluslararası ihaleye girdik. Şakir yapma oğlum bak deli misin nesin ama yapın hadi filan falan derken bunlar ortaya çıktı. Bu ne işe yarıyor? Özel harekat botu Bu ne demek? özel harekat botu 16 tane tam teçhizatlı komando taşıyabiliyor. Çok düşük bir radar kesit alanı var gördüğünüz gibi yerli bir hareket edebiliyor. <laughs> <laughs> Sujetleriyle jetleriyle tahrik ediliyor. İçinde 2 tane 2600 beygir motor var. 55 nat gidiyor. Yani Amerikalıların Mark V'den 10 nat daha hızlı evet. ve tabii ondan çok daha üstün bir denizciliğe sahip. Çünkü onlar dizayn esnasında C5 Galaxy'de mobilizer üzerinde taşınsın diye basık bir tekne olmuş. Halbuki bizim kendi V çözümümüz var. Bu çözüm sayesinde müthiş bir denizciliğimiz var. Bunun bütün size mi ait? Her şeyi bize ait, Yonca Onuk ekibine ait. Yonca Onuk ekibi... Ee, biz ne bir yabancı ne bir e, yabancı uzman filan böyle bir şey kullanmıyoruz. Hepsi bizim yetiştirdiğimiz çocuklar. Sadece Türk çocuklar var orada ve ee, başkalarından çok daha iyiler. Yani ben e, DNV'de bir hesap için bir seminer eğitim vermeye karar verdiler bize. Ee, bana dediler ki Ekremci sen üç gün sonra gel benim işte mühendislik müdürüm, tasarım ekibim falan oradaydı. Üçüncü gün ben gittim. Dediler yukarıda bunlar çalışıyorlar. Ben de açtım baktım. Bizimkiler okuyor, not alıyor zannediyorum. Aa, bizim İbrahim Tahta'da anlatıyor. <laughs> Norveçliler de not alıyorlar. Dedim nedir? Dedi amca, bunlar bilmiyorlar bu işi de biraz öğretiyoruz. Dolayısıyla bu, bu keyfi yaşamak çok müthiş bir şey biliyor musunuz? Yani oradaki surveyörlerin müdürünün odasında yonca onuk botları var. Oraya gittiğiniz zaman ne bir Norveç botu ne şu ne bu, bu bunları büyük bir keyifle yaşıyoruz. Ben tabii e, yani ihtiyar bir mühendis olarak bunları seyretmekten büyük bir keyif alıyorum. Peki mesela şimdi e, bunların, bunlarda kullanılan ne? bunların özelliği ne? Bunlar ee, ileri kompozitten yapılmış ne ve de, ileri kompozit İleri kompozit e, cam gibi, esklas gibi, Kevlar gibi, karbon elyafı gibi çeşitli malzemelerin bir arada kullanımı demek. <laughs> ne tam e, birinden ne öbüründen kullanmak doğru değil. Bunları çok iyi bir şekilde optimize edebiliyoruz biz. Yani mesela o sadece bir malzemeden <laughs> yapılmıyor. Gözde Hayır sadece bir, farklı yani, malzemelerdir. Çünkü her malzemenin iyi olduğu şeyler var veya zayıf biz, olduğu yerler var. Evet, biz onları birbirini telafi edecek şekilde kullanıyoruz. Ve bu bize büyük bir başarı sağladı. Ve yani yabancı, altı başka, yanı başka, üstü değil, başka gibi. Değil, katların arasında ha, katlar, farklar var. Ve o katın içindeki davranışı biz analiz edebiliyoruz, görebiliyoruz. Ve bunu yabancılar yapmıyor, benim Türk çocuklar yapıyor. Yani Hakikaten etkileyici bir şey ve bunu yabancılara öğretiyoruz. Hepsini de öğretmiyoruz çünkü bizim bir miktar daha ötede... Peki niye öğretiyorsunuz? Yani bir, bir, birazcık saygı duymaları için, birazcık kendilerini küçük görmek için onları aşağılamanın başka bir yolu yok. Yani siz bir İngilizce, böyle değildi, böyle olur arkadaş ben bu botu 52 tonda bitiririm dediğin zaman... adam ...bir dakika ya falan diyor, çıkıp gösteriyorsunuz. Evet. Şu görünen ne? Bu bir MRTP 34 Katar Deniz Kuvvetleri'nin... <laughs> bu kaç nat yapıyor? Bu 42 nat yapıyor. 37 metre bir tekne bu. Ve 42 at yapıyor. 42 at yapıyor.